Aritmetik dizi örnek soru 4. Bu videomuzda aritmetik dizi konusuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 7 ile 55 arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 5 terim yerleştiriliyor. Buna göre bu aritmetik dizinin 4. terimi kaçtır? Şimdi 7 ile 55 arasına 5 terim yerleştiriliyor. 7'yi koyalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonra 55 gelecek. 7 ile 55'in arasına 5 terim yerleştirerek bir aritmetik dizi oluşturuyoruz. O zaman 7 bizim aritmetik dizimizin birinci terimidir. A1, 55 ise bizim aritmetik dizimizin bu 1, 5 terim arada var. 6 ediyor. Bu 7. terimi oluyor. A1 eşittir 7. A7 eşittir 55. Burada 7. terimi 1. terim ve ortak farkın toplamı biçiminde yazarsak ortak farkı A1'i bildiğimizden dolayı bulma şansımız ortaya çıkar. A7 A1 artı 6 ortak farkın toplamıdır. Eşittir 55. A1'i 7 olarak bildiğimiz için yerine koyarsak 7 artı 6D eşittir 55. 7'yi diğer tarafa atarsak 6D eşittir 48. D eşittir 8 olarak bulunur. D'yi bulduktan sonra bu aritmetik dizinin 4. terimi kaçtır diye sorulmuş. 1, 2, 3, 4. İster bu 8'i sırasıyla ekleriz. 8 ekledik, buradakini bulduk. 8 ekledik, buradakini bulduk. 8 ekledik, buradakini bulduk. Aritmetik dizinin 4. terimi 31'dir. Bu şekilde bulabiliriz. Veya burada 5 tane kadar az terimden bahsetmeyip 40-50 terim araya koyarak bir aritmetik dizi de oluşturabilirdi. A4 soruluyor. A4'ü A1 ve D türünden yazarak bulabiliriz bir de. A1'in üzerine 3 ortak fark eklenerek A4 bulunur. A1 7. Ortak farkımız ise 8. 3 kere 8 24. 7 ile 24'ü toplarsak 31 olarak 4. terimi bulmuş oluruz. Tek tek eklemeleri az terim varsa kullanmalıyız. Çok fazla terim varsa bu şekilde ilerideki terimleri birinci terim ve ortak farkın toplamı biçiminde yazıp bunun üzerinden düşünmek aritmetik dizinin en önemli düşünce altyapısını oluşturur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.